Ben Özbekistan'dan Suriye'ye götürmek için gübre yükledim. Ben önce Pınar sınır kapısına diye yükledim. Sınır kapısına geldim, bir gece yattım. Dediler ki bunu karşıya geçireceksin, Azaz şehrine. Ben ne kadar yok dedimse de oradaki Türk arabaları girip çıkıyordu. Oradakiler de bana dedi, yani korkmana gerek yok, herhangi bir problem, sıkıntı yoktur. Çünkü ben hiç gitmiyorum oraya. Ben gittim yani sonuçta. Azaz şehrine vardım saat 12 civarlarında, 12 ve 1'de o civarlarda. Yükümü boşalttım, tekrar Türkiye'ye dönmek için Esselami sınır kapısı, Kilis Öncü Pınar kapısının karşısındaki Suriye tarafı. Gümrük'ün nizamiyesine geldik sırayla arabalarla. Bu ÖSO dedikleri hırsız ordu, Türkiye'den nemalananlar, Türkiye'nin vergisiyle, senin benim halkın vergisiyle maaş alan aşağılıklar. Kalktılar orada milletten haraç isteyince ben de tepki gösterdim. Dedim yani ne bu dedim, milletten paranı önümüze koyuyorsunuz demeye kalmadı. İki kişi sağ taraftan saldırdı. Aracımın camını kırdı, içeri girdi. 4-5 kişi bu taraftan sol kapıyı açtı derken 8-10 kişi üstüme çullandı. Ondan sonra arabayı da zaten sağ tarafını mahvettiler, camını mamını kırdılar, ben darp ettiler. Sizi Cumhurbaşkanlığa ve Vali Bey'e yazacağım şikayetlerimi dedim. Ya küfürler, ağza alınmayacak hakaretler. Bana o şekilde hakarette bulundular. Şimdi ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Bu hırsızlar kim? Ülkemizin başına musallat ettiğiniz bunlar kim? Biz savaşa gitmedik. Yani insan gavura bile o kadar saldırmaz yani. Bir gavur olan gavura o kadar saldırmaz. Hem de gümrüğün içerisinde. Şimdi yolda olsa, halk olsa hadi dersin ki halktır, vatandaştır. Belki para için, belki başka şey için saldırmışlar. Ama bunlar Türkiye'den vergi alanlar, vergimizle maaş alanlar. Türkiye'nin desteklediği, senin benim vergimle maaş alan hırsız ordunun personelleri bunlar. Ondan sonra işte oranın sözde yetkilileri geldi tabii. Genel müdürlerimiş bilmem vesairesi. Genel müdürlerinin yanında bile beni ölümle tehdit ediyorlar. Ya ağzını burnunu kırarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Adamlar kimseyi tınlamıyor. Ben zaten ilk saldırıda 112 acil servis aradım Türkiye'de. Ama içeri müdahale edemiyoruz dediler. Ya ne demek içeri müdahale edemiyorsun? Senin kontrolünde olan bir bölgeye sen müdahale edemiyorsun. O zaman senin ne işin var orada? Senin vatandaşını orada öldürecekler veya vatandaşına saldıracaklar, darp yapacaklar. Hem de senin maaş verdiğin insanlar yapacak bunu. Sıradan bir vatandaş değil yani. Siz de orada oturup izleyeceksiniz. Sonra genel müdürleri gelmiş, 200 dolar masraf veriyor bana. Benim arabama gitti, 10 bin TL gitti. Ve 3 gündür ben Kilis valisine yetişemiyorum. Ne valisine, ne vali yardımcısına. Sürekli aradığımda santraldan duyduğum kelime şu. Sağdalar, programları çok yoğun. Yani Kilis'i komple sahasını dolaşsan 3 saatte biter zaten. Kilis ufak bir yer. Dönüş yapmadı. İhlas Haber Ajansı en sonunda Gaziantep'teki temsilcisi, abi ben röportaj yapsam da boş bu haberi yayınlamazlar dedi. Ve kaç tane medyadan da görüştümse hepsinde havada kaldı bütün her şey. Çöpe gitmiş oldu yani verdiğim notlar. Bu ayın 6'sında oldu olay. Aynı gün geldim Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nden darp raporum var zaten.